Herkese iyi akşamlar. Hocam buyurun. İyi akşamlar diliyorum. Kazanmak sevindirici. Sahada mücadele veren, ihtiyacı olanı alan oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizi yürekten desteklemeye gelen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Evet, soru var mı arkadaşlar? Sanıyorum yok. Teşekkür ederiz. Soracak mıydınız? Hocam, bir elinizi kaldırın. Buyurun. Hocam çok kısa olarak COVID analizini, bu kadar neler gelmişti? Farklı bir oynanması, daha öte Şamil Ahmet'in hücumun sağında oynanması. Bugün Trabzonspor adına değişenler ne oldu bir haftalık süreçte? Hiçbir şey değişmedi. Gençler Birliği maçında Alex 3 tane gol atmış olsaydı 2 farklı öne geçmiş olacaktık. Sivas'ta penaltı atmış olsaydık belki yine istediğimizi alacaktık. Yine bugün farklı şeyler konuşacaktık. Skor. Biz bugün 4-1 kazandık. Hata yapmadık mı? Elbette ki hata yaptık. Futbol içinde bunlar her daim olacak. Ama görünen o ki biz saha içerisindeki ve soyunma odasındakilerle veyahut da bize inanan birkaç samimi veyahut da samimi insanlarla diye söyleyeyim. Bu süreci geçmeye çalışacağız. Beşiktaş gibi köklü camia da görüyorsunuz zaman zaman sorunlar yaşayabiliyor. Ama henüz daha ligin başı denilebilir, sezonun başı denilebilir. Bu tarz hatalar olabilir. Aslında çok fazla değişen de bir şey yok. Oyuncularım yine mücadele ediyordu. Bundan önceki haftalarda da mücadele ediyordu. Ama kazanamayınca bu mücadele görünmüyordu. Şimdi biz kazandık diye de her şeyi böyle harikaymış gibi göstermenin de bu manası yok. Evet biz kazandık. Oyuncularım her zamanki gibi yine mücadele ettiler. Ama mücadelenin karşılığında buldukları pozisyonları gole çevirdiler. Bu bizim adımıza sevindirici. Zaten geldiğimiz andan itibaren takım aidiyeti içerisinde bütün oyuncularım birbirlerine en ufak bir şekilde sorun çıkartmaksızın bir mücadele görüyorlar. Ha bunu takdir edip de görüp de takdir edenler başımızın tacı. Görmeyip de kaostan beslenenlere de çok fazla zaten diyecek bir sözümüz yok. Değişende hiçbir şey yok. Biz aynı antrenmanları yapıyoruz, aynı bildiğimizi yapıyoruz. Oyuncularımız, bunu klişe olsun diye söylemiyorum. Bunlar adam, insan. Yani yoklukta bir mazerete sığınmıyorlar. Her ne kadar sizler anlamasanız da, yani büyük bir çoğunluk genel anlamasa da, sizi kastetmiyorum şahıs olarak, genel anlamasa da, anlamamaya çalışsa da, bu oyuncular bir duruş gösteriyorlar. Camiayı aidiyet duygusu içerisinde sahiplenerek ayakta tutmaya gayret gösteriyorlar. Değişen hiçbir şey yok. O maçlarda kaçırdık, kazanamadık. Bu maçta attık. Sonuç bu. Başka soru var mı? Hocam, yani böyle farklı kazanılan bir maçtan sonra bu kadar üzgün olmanız, canınızı sıkan çok şeyler var galiba. Bu eleştirinin dışında bir şeyler mi var? Bizim fark edemediğimiz. Niye bu kadar kızgınsınız? Ben kızgın değilim. Ben sadece bir durum değerlendirmesi yapıyorum. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu takım geldiği andan itibaren bir mücadele gösteriyor diyorum. Hani ben, arkadaşlar yıllarım geçti benim burada. Yani benim buradaki söyleyeceğim sözler klasik bir teknik adam sözü değildir. Dolayısıyla bu camia içerisinde görev yaptığımız süre içerisinde de, bulunduğumuz süre içerisinde de hiçbir söylemimiz, hiçbir eylemimiz futbolcu Ünal Karaman'la teknik adam Ünal Karaman arasında farklılık oluşturmuyor. Kızgınlığım yok. Hani değişen bir şeyler var mı diye dediğinizde ben bunu söylemeye çalışıyorum. Biz aynı samimiyetle antrenman yapmaya gayret gösteriyoruz. Oyuncularım aynı samimiyetle mücadele vermeye çalışıyorlar. Ama isteriz ki bir empatik sorgulama yapsın insanlar. Bu takımın içinde bulunduğu sıkıntıyı anlamaya gayret göstersinler. Ve bu sıkıntılı süreç içerisinde ama basın mensubu olsun ama taraftarım diyen kitleler, belli kitleler olsun, daha fazla sahiplenmesi gerekirken suçlu arar pozisyonda. Yani o mu girer bu mu çıkar pozisyonda veyahut da işte böyle mi oynanır işte bu sonuç mu alınır üzerine yürümeye çalışıyorlar. O zaman nasıl kenetleneceğiz? Nasıl birbirimizle zor günlerin üstesinden gelme adına sözleştik biz bu takımla, taraftarla, basınla? Böyle mi olacak? Biz düşeceğiz üzerimize basın. Ne zaman o görevini yapacaksın? Ne zaman sahipleneceksin? Bu takım sahada başarılıysa sizler de başarılısınız. Tribündekiler de başarılı, mutlu. Bizler de mutluyuz. Burada bir tek şeye bakarım ben. Hocanın niyeti, oyuncunun niyeti, yönetimin niyeti. Hiç kimse de bir niyet bozukluğu yok. Hiç mi tökezlemeyeceğiz?
Ya bu takım kaç maçın üzerine 90 artıda yediği golle mağlubiyet aldı? Kaç maçın üzerine? Arkadaşlar burada ancak övgü olur. Bunda ancak destek olur. Sadece birazcık empati yapmanızı istiyoruz. Empati yapın diye bunları söyledim. Hiçbir kızgınlığım yok. Genelleyerek konuşuyorum konuyu da. Buyurun. Hocam tebrikler. Beşiktaş maçı bitti. Önümüzdeki perşembe günü Basel maçı var. UEFA'da önemli bir karşılaşma olacak. Onlardan da bir teknik ekip tribündeydi. Takımı izlemeye gelmiş. Acaba Grasadar maçında 5-0'lık bir galibiyeti var Basel'in. Sizin acaba bu hafta izletme imkanı bulabildiniz mi? Basel'e çok çok da bir özel önlem alma gibi bir düşünceniz var mı bu sırada? Arkadaşlar çok iyi bir takımla oynayacağız. Her yönüyle birbirini tamamlayan ve futbolun hem savunma hem hücum yönünü çok iyi yapabilen bir takımla oynayacağız. Tabii ki biz sezon başından beri belli başlı oyuncularımıza gereğinden fazla yüklendik. Yani onlara da haksızlık ettik ama maalesef şartlar böyle gelişti. Oyuncu gelişiminde de belli bir sürece yönelik genç oyuncularımızı hazırlama gayreti içerisinde olacağız. Dolayısıyla rotasyonda çok fazla köklü kemik oyuncuları değiştirme şansımız olmadı. Bundan dolayı sıkıntımız var. Özellikle forvet hattında o sıkıntımıza dikkate alacak olursak işimizin zor olduğunu biliyorum. Ama hem bu şehre karşı hem de ülkeye karşı sorumluluğumuz var. Yine olabilecek en iyi hazırlıkla hazırlığımızı yapıp müsabakada en iyi sonucu, en iyi oyunu almaya gayret göstereceğiz. Hocam Kamil Ahmet'in hazır olması için beklediniz. Bu maçta oynattınız. Sakatlıktan çıktı. İyi de bir performans sergiledi. Siz bir önceki basın toplantısında devre arasına kadar hep üstüne koyarak bir şekilde gitmeye çalışacağız demiştiniz. Ama milli maç arası var önümüzde. Sakatlıktan dönen Kamil Ahmet'in performansını gördükten sonra o milli maç arası klasik tabirle bir ilaç olur mu? Daha çok alternatif sahibi olur musunuz? Şimdi şu, bizim aramıza katılacak oyuncuların açık olmak gerekirse çok milli arayla işi yok. Çünkü henüz oyuncularımızın biraz daha zamana ihtiyacı var. Dışarıdan içeriye katılacak oyuncularımızın. Onun için var olan oyuncularımızdan işte Kamil Sabek'tir, orta saha. Bazen merkezde oynatmayı da düşünüyorduk. Düşündük, planlarımız arasında o da vardı. Bugün görev verdik, iyi oynadı. Yani her oyuncumuz bir süreci takip ediyor. O süreç içerisinde zamanlamada hata yapmamaya çalışıyoruz. Biz bunlarla 7-24 beraberiz. Antrenmanlarını yapıyoruz. Özel zamanlarda beraberiz. Dolayısıyla İnandığımız neyse, inandığımız ölçü içerisinde bize fayda sağlayacağına inandığımız oyuncularla saha içerisinde görev veriyoruz ve sorumluluk vererek ortaya bir değer koysun istiyoruz. Kamil Ahmet bugün ortanın sağında kullandık. Harika da performans sergiledi, iyi oynadı. Umuyorum Sosa'da da Kamil'de de ekstra bir sıkıntı olmayacak. Ve en azından alternatif oyuncularımızda sıkıntı yaşamadan bu milli maç arasını kendi var olan oyuncularımızı daha üst seviyeye çekme adına değerlendirmeye çalışarak kulübümüze hizmet etmeye çalışacağız. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar.